Devletlerin insanları kandırma yöntemleri tarihten günümüze kadar farklı şekillerde uygulanmıştır ve bu durum çoğunlukla politik, ekonomik ya da sosyal hedeflere ulaşmak amacıyla yapılır. İşte bu konuda uzun ve detaylı bir açıklama. 1. Propaganda ve manipülasyon. Devletler, halkın algısını değiştirmek ve kendi politikalarını desteklemesini sağlamak amacıyla propaganda araçlarını kullanabilir. Bu yöntem genellikle medya, eğitim sistemi ve kültürel etkinlikler yoluyla gerçekleştirilir. Medya kontrolü. Devletler, medyanın bağımsızlığını sınırlayarak haberleri kendi çıkarlarına uygun şekilde sunabilir. Örneğin, ekonomik kriz dönemlerinde halkın dikkatini başka yöne çekmek için sansasyonel haberler ön plana çıkarılabilir. Eğitim sistemi. Tarih kitaplarında olayların sadece devletin çıkarına uygun tarafının anlatılması, yeni nesillerin belirli bir ideolojiye göre yetiştirilmesi hedeflenir. 2. Eksik ve yanıltıcı bilgilendirme. Devlet, halkın tepkisini önlemek için olayları tam olarak açıklamayabilir ya da belirli bilgileri gizleyebilir. Örneğin, ekonomik verilerin çarpıtılması. Enflasyon, işsizlik oranları gibi ekonomik göstergeler daha düşük göstermek amacıyla manipüle edilebilir. Gizlilik politikası. Güvenlik veya ulusal çıkar adı altında halktan önemli bilgiler saklanabilir. 3. Korku politikası. Bazı devletler halkı kontrol etmek ve muhalefeti bastırmak için korku politikalarını kullanır. Bu durum, güvenlik tehdidi veya dış düşman algısı yaratarak toplumun dikkatini başka yöne çekmekle gerçekleşebilir. Dış tehdit yaratma. Halkı bir arada tutmak ve devlete olan bağlılığı artırmak için sürekli bir dış düşman algısı yaratılır. İç tehdit iddiası. Muhalif gruplar veya farklı düşünen bireyler vatan haini gibi etiketlenerek sindirilir. 4. Ekonomik manipülasyon. Ekonomik krizlerin etkilerini azaltmak veya gizlemek için halkın ekonomik bilgisi manipüle edilebilir. Örneğin, vergi politikaları. Devlet, halktan aldığı vergileri doğrudan hissettirmeden artırabilir. Örneğin, dolaylı vergiler. Subvansiyon ve destekler. Seçim öncesinde halkı memnun etmek için geçici ekonomik yardımlar yapılır. Ancak bu uzun vadede ekonomiye zarar verebilir. 5. Yapay sorunlar ve çözümler. Devlet, halkın dikkatini başka yöne çekmek için yapay sorunlar yaratabilir ve sonra bu sorunları çözerek halkın güvenini kazanmaya çalışabilir. Bu yöntem özellikle seçim dönemlerinde sıklıkla görülür. 6. Sansür ve bilgi kontrolü. Bilgiye erişim devlet tarafından kısıtlanabilir ve alternatif görüşlerin yayılmasını engellemek için sansür uygulanabilir. İnternet ve sosyal medya kontrolü. Günümüzde devletler sosyal medya platformlarına müdahale ederek halkın bilgiye ulaşmasını engelleyebilir. Basın özgürlüğünün kısıtlanması. Muhalif gazetecilerin susturulması ya da haberlerin sansürlenmesi yoluyla halk sadece devletin istediği bilgilere ulaşabilir. 7. Yolsuzluk ve güç kullanımı. Devletin üst düzey yöneticileri yolsuzlukları gizlemek için halkı yanıltıcı bilgilere yönlendirebilir. Güç sahipleri kendi çıkarlarını korumak için halkı yanlış yönlendirmekten çekinmez. Kaynakların yanlış kullanımı. Devlet kaynakları kişisel çıkarlar için harcanabilir ve bu durum halka gizlenir. Adaletin araçsallaştırılması. Hukuk sistemi devletin politikalarını meşrulaştırmak için kullanılabilir. 8. Tarihsel örnekler. Bu yöntemlerin birçoğu tarihte defalarca uygulanmıştır. Totaliter rejimler. Nazilerin propaganda bakanı Goebbels'in yöntemleri, halkın devlet politikalarına sorgusuz sualsiz boyun eğmesini sağlamıştır.
komünist rejimler. Sovyetler Birliği'nde Stalin, gerçekleri gizlemek ve halkı kontrol etmek için yoğun bir sansür ve propaganda uygulamıştır. Sonuç devletlerin insanları kandırma yöntemleri, toplumu kontrol etme ve kendi çıkarlarını koruma amacı taşır. Ancak bilinçli bir toplum bu tür manipülasyonları fark ederek karşı koyabilir. Bilgiye erişim özgürlüğü, eleştirel düşünce ve bağımsız medya bu kandırmacaları en aza indirmek için kritik öneme sahiptir.